Şimdi sevgili Erkan'dan Çarşamba günü Mehmet Dede'yle İstanbul Başkanı önerisiyle bir konuşma yaptık. Bizim tabii Mehmet Dede'yi yarın bu Hançıplak köyünü yapmış olduğu avaltıya davet ettik. Ama aynı saatlerde Almasların cemevinde aşuresi ve daha sonraki programı, daha sonra yine bu Britanya Alevi Federasyonu'nun yapmış olduğu toplantıya sanıyorum Dede de katılacak. O konuda yoğun bir programı vardı. Biz pazar günü akşamı vardı ama işte gündüz insanlar buraya gelir, akşam geri getirmek çok zor olur diye bugüne de aldık. Kendisi sağ olsun bu önerimizi kabul etti. Ama tabii 3 gündür hem sevgili Mehmet Yüksel dedemizin burada oluşunun anonsu hem de kahvaltımızın maalesef şimdi arkadaşlarla onunla da konuşuyorduk. Bizim mesaj sistemimizde çıkan bir teknik sorundan dolayı hala çözemediler arkadaşlar. Konuşması belli bir çerçevede insani bir ilişki yaşaması kötü bir şey değil. Biz kültürümüzü aktardığımız bireylere güvenmek zorundayız. Doğru aktarabiliyorsa. Biz de mesela cemiyet kavramı içerisinde hemen bir terim aklıma gelir. Edeb erkan deriz. Bir şeye başlarken. Dikkat ederseniz edep erkandan önce geliyor. Edepli olmak, iyi, ahlaklı insan olmak anlamında bir ifadedir. Güzel, doğru davranış sergilemek anlamındadır. Ama bu çok katı, kesin sınırlar ve kalıplarla insanların yani namus kavramını ifade etmek için kurgulanmış iki terim değildir. Keza kapalı, mutaassıp, Orta Doğu, İslam ya da Asya toplumlarında haşa huzurdan namussuzluğun her türlüsü yapılabiliyor, yapılır. Yapılıyor da yani. Bundan birkaç ay önce IŞİD terör cepheleri eliyle Ezidilere bir zulüm uygulandı. Bu dostlarımız dağlara sığınmak zorunda kaldılar. Bu çetelerin eline geçen insanlar, erkekleri katledildi, çocuklara esir alındı. Genç kız ve kadınlar para karşılığında cariye, köle ve bir takım insanlara başka amaçlarla satıldı. Şimdi bunu yapan zümre son derece katı bir İslami ahlaka sahip. Bunu yapan zümre bir erkekle kadının bırak görüşmesini, kadının tesettür dışındaki bir kılık kıyafet giymesini bile ahlaksızlık ve iffetsizlik addediyor. Bundan dolayı en ağır şekilde cezalandırıyor. Ama aynı zümre aynı değer yargısına sahip kesin gencecik kadın ve kızları köle diye yine kendi zümresi içerisindeki dindar ve ahlaklı insanlara tırnak içinde söylüyorum para karşılığı satıyor. Cari olarak, köle olarak. Şimdi onlar daha ahlaklı da Batı daha mı ahlaksız oldu? Batı'daki hiç olmasa dürüstçe yapıyormuş yani şey anlamında hayatından bu kavramı çıkarmış. Böyle bakmıyor meseleye. Başka bir normda yaşıyor ama şimdi bunu yaşayan toplum mu ahlaklı ya da yalan söylemeyeceksin, dürüst olacaksın, her şeyi mertçe yapacaksın ve yaptığını da savunacaksın ve ya da en azından yaptığına katlanacaksın diye
bir ahlak öğreten ve bu şekilde yaşayan bir toplum mu daha ahlaklı? Ben size sorayım. Batı'ya geldiğimizde bir sürü şeyle karşılaştık. Bir geldiğimiz topraklardaki ilk gelen kuşaklar, geldiğimiz topraklardaki yapıyı burada muhafaza etmek istediler. Çünkü yabancı oldukları bir kültürle karşılaştılar. Katı bir duvar. Dolayısıyla onlar burada olamadı. Burada çok uzun zaman geçirdiler ülkelerine gitmeden. Ülkelerinden de korktular. Döndüklerinde oralda olmadıklarını gördüler artık. Çünkü ülke bıraktıkları yerde değildi. Ülke de gelişti, değişti, dönüştü. Burada doğan çocuklarını kendi değer yargılarına göre yetiştirmek istediler. Ama çocuklar burada doğup ya da ikinci jenerasyonlar, küçük yaşta gelenler en azından burada buranın kültürünü almaya, çünkü burada eğitim görüyorlardı, çalışıyorlardı. Buradan etkileniyorlardı. Arkadaşlıkları buradaydı. Onlar burada olmaya çalışıp anne babaları tarafından da oralı yetiştirmeye çalıştıklarından dolayı çok bunalımlı bir kuşak oldu. Ve o kuşakta çok ciddi problemler oldu. Hepiniz biliyorsunuz. Üçüncü, onların da sonrasında gelen jenerasyon artık tamamen buralı. Şimdiki başka bir sorumuz var. Bunlar hiç oralı değil. Ya bir kısmı geldiğimiz memleketler hakkında en ufak fikirleri biliyor. Gitmese zaten biliyor. Böyle bir ihtiyaç da hissediyor. Şimdi dolayısıyla değer yargıları biraz ayakları yere basan şekilde ve insanı anlamaya çalışır şekilde algılanıp anlaşılıp izah edilmesi gereken şeyler. Biraz anlatabildim herhalde, bilmiyorum. Bu başka bir şey. Biz öncelikli olarak çocuğumuz dahi olsa karşımızdaki insanı bir birey olarak görüyor muyuz, görmüyor muyuz? Kendimize de erkek olarak mesela, kendimize tanıdığımız her türlü özgürlüğü eşimizi tanıyıp tanımadığımız konusunda kendimizi yeterince sorguluyor muyuz? Yani bu bir şey, bunun cevabı buradan başlar aslında. Avrupa medeniyeti çocuğuyla küçük yaştan itibaren bir bireymiş gibi ilişki kurar. Büyüdüğünde doğru ilişki gelişerek devam eder. O bireyin yarın öbür gün hayatta tek başına kalacağını öngörür. Donanımlı ve ayakları üzerine basacak şekilde eğitir. Bizde öyle olmuyor maalesef. Bizde öyle olmuyor. Hala çok aşırı korumacıyız ve çatışmalara sebep oluyoruz. Yani belirleyici biz olmak istiyoruz. Ve edep kavramını yanlış yerlerde arıyoruz. Biraz kendimize dönüp bakmakta fayda var diyorum. Ama bu soruyu sormak da güzel bir şey. Demek ki bu konuda düşünüyoruz. Yani bakın bir sürü şey işletmemiş. En azından bir canımızı yakan bir sorun bu hala. Benim kızım, kendi kızımdan örnek vereyim. 14 yaşında geldi ve bana dedi ki, baba ben dedi okulda bir üst sınıflardan bir erkek çocuk var. Lise talebesi ilgileniyor benimle. Ben dedi flört yaşamak istiyorum. Düşündüm ne cevap vereceğim. Önce kestiremedim. Bir baba olarak üstelik de babalar çok zor kabul eder böyle bir şey. Kız çocukları mevzuları sorunca. Sonra kendi hayatımı düşündüm. Bizler Anadolu'da doğduk, büyüdük. 20'li 30'lu yaşlarımıza gelene kadar karşı cinsle verdiğin teması, yani konuşmaya çekinirdik, utanırdık. Dedim ki bu doğru değildi yani benim yaşadığım. Beni hep bir yanıyla güvensiz yaptı o. Kadın erkek fark etmez. Bir eksiklik vardı hayatımda. Dedim ki kızım tabii ki yaşayabilirsin. Çünkü İstanbul'un göbeğinde yaşıyorum. Ben onu zıtlamaya kalktığım zaman
psikolojisinde, onun hayatında belki de telafisi imkansız bir takım başka maraslara sebep olabilirim. Bunu, ben bu özgüveni verdikten sonra zaten kızım çok daha fazla bir güven verdi bana yani. Böyle bir sürü insan tanıyorum ben. Bizim geçmişimizden de gelen. Derler ya işte erkek gibi kadın falan aslında kötü bir laf ama bazen de derler bin erkeğin arasında kalsa bilmem ne bilmem ne işte şey delikanlı kadın falan. Doğru değil. Biz namus kavramını buralarda aramamalıyız. Benim kızım o flörtü bu yaşta yaşayarak bir sürü eksiğini giderdi. En azından insanı tanıyor. Yani daha doğru büyüyor. O yaşlardaki çocukların en doğal hakkı bu. Birlikte olmaktan zevk alıyoruz. Nedir ki yaşadıkları da o kadar masum şeyler ki? Sinemaya gidiyorlar, atıyorum, eve geliyorlar, birlikte film izliyorlar. Şudur budur yani. Çok da kontrollü bir hayatlar var. Ama ben yasakçı yaklaşırsam yalan söylemeye mecbur edeceğim bunu belki. Edep erken bu şekilde kurgulanır. Savunmayacağınız şeyi yapmayın. Yaptığınız şeyle sonuna kadar savunun sonuçlarına katlanın. Doğruluk, dürüstlük. Ya ben aslında şimdi bir sorudan daha ziyade Mehmet Yüksel'de de bir ricada bulunacağım. Şimdi bu Mehmet dede Yüksel nereli? Antalya. Hasan Erkişi dede nereli? Soca. Mehmet Şeker dede nereli? Miral. Şimdi şu denkleme bakın. Bizim buradaki toplantılar hemen hemen sayı aynı. Hiçbir şey değişmiyor. Ya beş aşağı beş yukarı aynı. Ondan dolayı bu sayısal duruma bakıp da yakamızı bırakmadı dedi. Yani o anlamda rica ediyorum. Şimdi burada bir üniversitede doktora yapan bir bayan bize talepte bulundu. Alevilerde kendi aralarında yaşamış olduğu sorunlardan dolayı mahkemeye gitmedi. Gitmeden bu dede makamının çözdüğünü ve bunu nasıl çözüldüğüne dair bir talepte bulundular, geldiler. Tabii biz bu bölgede var olan büyüklerimizi topladık, odaya koyduk, onlarla beraber bir çalışma yürüttüler. Şimdi dede biraz önce söyledi, inanın yani benim de yaşım 50 geçti. Alevilik konusunda ne bildiğim yeter ne de haddimdir Alevili'yi konuşmak ama işte büyüklerimizde bir takım şeyler öğreniyoruz. Buraya gelene kadar memleketimizde bir kız çocuğumuz kaçtıktan sonra kaybolduğunu duydunuz mu? Yok. Ya bura? Şimdi burada yüz binlerle tarif edilen biz toplulukta şu anda aramızda IŞİD'çıların örgütlendiği söyleniyor. Bu doğru mu? Onu bilmiyorum. İnşallah doğru değil. Ama isim veriliyor artık. Burada şimdi topluluk olarak biz buraya gelirken rafine edilmedik. Bundan sonra da rafine edilmedik. Hırsızımız olacak, üçkağıtçımız olacak, eroinimiz olacak. Önemli olan az olması. Ya çok fazla bir şey asla söylemek istiyorum. Şimdi işin bir bu tarafında söylemek var, bir de o tarafında söylemek var. Ama bilmiyorum bana bir türlü nasip olmadı oradan bu tarafa soru sormak. Şimdi bence iyi bir alibi sabah evinden çıkıyorsun ya, bir gün önceyi unut. Eve dönerken sabah çıktığın kadar temiz misin? Ondan dolayı biraz önce Hakan'la orada aramızda bir ufak bir diyalog geçti. Tabii Hakan'ı da tanıdık. Bundan sonra yakasını bırakmayacağız.
ama bu sayısal rakamlar birbirini tutuyor. Onun için sizde bir ricam var. Lütfen ama lütfen yakamızı bırakın. Teşekkür ederim. Estağfurullah, bizim yakanızla işimiz yok. Biz anca paçanızı bırakmayabiliriz. Ama bunu tabii siz talep ettiğiniz müddetçe olur. Bu bizler de sonuç itibariyle bu dağılmanın, bu çözülmenin mağdurlarıyız. Evet, asperger ocaksadeyiz, dede çocuklarıyız. Ama bizler de yaşam kavgası için ocaklarımızdan uzakta büyüdük. Dolayısıyla aynı sorunlarla bizler karşı karşıyayız. Ben deminki sözlerimi şöyle bitireyim aslında. Hepiniz son derece ileri bir teknolojide yaşıyorsunuz, yani günümüzde. Ya, teknoloji gerçekten çok hızlı gelişiyor artık. Hafızalarımız almıyor mesela gelişmeleri. Yani daha düne kadar 20-30 yıl elimize telefon bağlanmasını bekliyorduk memleketlerimizde. Bugün telefon oyuncak oldu, bilgisayar oyuncak oldu, haberleşmek bir oyuncak oldu. Artık yani neredeyse kanatla uçacak telefonlar beğenmiyoruz. Şunu söylemeye çalışıyorum. Teknolojiyi çok yakinen takip ediyoruz. 7'den 70'e elimize aldığımız bir elektronik cihazı ya da elimize aldığımız bir beyaz eşyanın kullanma kılavuzunu baştan sona ınına cıcına kadar okumaya çalışıyoruz. Kullanmayı öğrenmek için. Doğru kullanmayı ve onun sağlıklı olmasını, uzun ömürlü olmasını sağlayabilmek için. Yani cihazımız ne kadar uzun ömürlü olursa hem ekonomimize katkı olacak hem de biz onu doğru kullanacağız. Peki Allah aşkına şu soruyu soruyor muyuz kendimize? Arkada arkadaşlar, ben sizi duyuyorum. Rica ediyorum. Sohbetiniz varsa söyleyeceklerinizi dinlemeye hazırım. Biz aldığımız cihazlara gösterdiğimiz ihtimamı çocuklarımıza gösteriyor muyuz? Niye? Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Hangi birimiz çocuğumuz hakkında onu 20 yıl boyunca bize eğittiğimizi, yetiştirdiğimizi, büyüttüğümüzü iddia ediyoruz ya, geleceğe hazırlıyoruz. O bizim her anlamda geleceğimiz. Peki kaçımız çocuğumuz hakkında bir sayfa yazı ya da bir makale okuyoruz? Cep telefonun kullanma kılavuzunu ezberliyoruz. Çocuğumuz hakkında bir şey, çocuk yetiştirme hakkında bir şey okuyoruz. Sorunun asıl cevabı orada. Kendimize, insanımıza gereken ihtimamı biz gösteriyoruz. Doğrusu. Bugün Avrupa'larda eğitim meselesinde dünyanın en ileri noktalarından birindesiniz. Anglo-Sakson kültürün merkezi İngiltere topraklarıdır. Anglo-Sakson kültür buradan dünyaya yayılmıştır. Bugünkü modern batı dünyasının kültürüdür bu. Yeni Zelanda'sından Amerika'sına kadar. Hepsi buradan çıkmış. Ama buranın dilini öğrenmiyoruz. Eğitim ile entegrasyon kurmuyoruz. Türkiye'de elde edemeyeceğiniz imkanlara sahipsiniz. Araştırmıyoruz, değerlendiriyoruz. Bu da benim naçizane size eleştirim olsun. Ben İsrafil Başkan beni bir iki okula götürdü. Bir şeyler anlattı. İster yetersiz dersiniz, ister eleştirirsiniz ama ben çok mutlu oldum gördüğüm şeylerden. Buradaki İngiliz okullarında çocuklara alevilik dersleri verilmeye başlanmış. Bu çok önemli bir başarı aslında. Bu anlamda o federasyona ve cemevlerine sahip çıkmak zorundasınız diyorum. Bunun arkasını talep edip zorlamak durumundasınız. Çocuklarımızla ilişkilerimiz noktasında sıkıntımız varsa burada pedagoji denen bir bilim var. Oturursunuz, hocasını, profesörünü, eğitimcisini çağırırsınız. Ya bizim böyle bir sorunumuz var dersiniz. Yemin ederim canla başla gelir, yardımcı olurlar. Ama aklımıza gelmiyor.
bir pedagogla konuşmayı, bir psikologla konuşmayı düşünmüyoruz mesela. Kendi atadan kalma, işte de çoğunu unuttuğumuz usullerle çocuklarımızı yetiştirmeye çalışıyoruz. Artık bu dünyada ve bu çağda olmuyor. Bunu bir an önce öğrenmekte fayda var. O soruların hepsinin cevabı da aslında burada gizli. Bunu söyleyeyim. Çocuklarımıza biraz daha ihtimam. Peki o zaman ben bari bir şeyler terennüm edeyim. Siz mi çalarsınız, ben mi çalayım? Bana bağlı. Peki ben bir şeyler çalıp söyleyeyim, ondan sonra devam edelim sohbetimize. Yeah.
arz eyleyen hey dost kuş gibi uçar. Ah edip gözünden kal yaş saçar. Dostunun uğruna heyecan seninden geçer. Al müsena olsun olsun gelip görüştüm. Teslim olan namuslar etmez. Gayrı av yarların rahına gitmez. Yardan ayrılana ilaç kar etmez. Al müsena olsun olsun gelip görüştük, gelip konuştuk. Muhammed'im yanına buluştum. Arzulayıp ne güzelce kavuştum. Güzel güzel tatlı tatlı konuştum. Hamdü sena olsun olsun gelip görüştüm. Her yerde böyle teknik imkansızlıklarla yapıyoruz bu işi ama artık umarım sesin geliyor mu böyle mikrofonla? Thank you.
Can'dan, Kazım Musi Rıza ondan, şefaat umarız sizden 12 imam vali ali. Muhammed Taki'nin nuru, Taki'nin akıyor kanı, pirim mahrum etme bizi 12 imam vali ali. Bölümüne gittim, baktım, işte library yazıyor, kütüphane. Aa dedim, merak ettim, girdim içeri, aa çok güzel, muazzam bir şatonun kendi kütüphanesi. Bir sürü el yazması, eser var. Ve oralarda bizim tarihimize dair de bilgiler var. Biz Türkiye'de arasak bulamayacağımız bilgiler. Bu anlamda mesela çalışan, amaç edilen araştırmacımız yok, bizim araştırmacılara ihtiyacımız var. Doğru alevlik, doğru alevlik, doğru alevlik diyoruz ya. Bir, artık bundan sonra doğru alevlik şöyle olur. Rasyonel olmak zorunda. Akademik olmak zorunda, bilimsel, objektif olmak zorunda, belgeye dayanmak zorunda, kaynak araştırması üzerinden yapılmak zorunda. Ve dil bilen tarihçilerimiz yapacak bunu. Bugüne kadar çünkü düşündüklerimizi yazdığımız kitaplarımızı biz alabildik diye. O değil. Kaynakta ne var, belge ne var? Ona bakacağız. En önemli kaynaklar, tekrar ediyorum, Avrupa'da. Şu mesela çok acı bir şey. Ben hep söyledim, gençlere de söyledim, büyüklere de söyledim. İngiltere'de yaşıyorsunuz ama hiçbirinizin şöyle der, eğitim gören gençlerimizin de, üniversite eğitimi gören gençlerimizin de Shakespeare okudun mu dediğinde kalıyor böyle. Bir sürü şey yapmış, okumuş. Siyasal okuyanlar var, ekonomi okuyanlar var, ne bileyim kimya okuyanlar var, eczacılık, tıp mı okuyanlar var. Shakespeare okudun mu dedim. Cevap hayır. İngiltere'de olmak arkadaşlar Shakespeare okumak demektir. Ben Shakespeare'i burada kendi dilimden okuyup öğrenemiyorsam boşuna bu topraklarda yaşıyorum. Bunda da sonuna kadar dediğimde iddialıyım. 30-40 yıl burada yaşayacağım, İngilizce öğrenmeyeceğim, Shakespeare'i orijinal dilimden okumayacağım. Onunla benim konuşmaya hakkım yok ondan sonra. Kimseye de ahkam kesme hakkım hiç yok. Rusya'da olsaydım soruyu Dostoyevski okudun mu, Tolstoy okudun mu diye sorardım. Bütün üstünde yaşadığımız ve öykündüğümüz Batı medeniyeti dediğimiz o kültürün kurucuları bunlar çünkü. İngiliz tiyatrosundan bir haber yaşıyorsunuz. Tiyatroya gideniniz yok çünkü. Londra'nın merkezine kaç kişi gidiyor Allah aşkına? İstanbul'da da var. 20-30 yıl İstanbul'da yaşıyor, deniz görmüş. Şimdi sorduğumuz her soruyu aslında önce kendimize sormakla başlamamız lazım. Bunu söylüyorum. Bundan hareketle dedelik meselesinde şöyle bir sıkıntımız var. Bakın. Aleviliğin bu hale gelmesinde bir tarafı suçlamak çok kolay bir şeydir. Doğru değil. Hepimizin kabahatlerimizle yüzleşmemiz lazım. Bir, ben 40'lı yaşlarından sonra mecburen dedelik yapmak zorunda kaldım. Çok açık söyleyeyim. Alevilikle kendime dair
kültüre, sosyoloji, itikadi, tasavvufi, felsefi olarak ilgilendiğim için, yani kendimi donatmak için ilgileniyordum. Herhangi bir amaçla değil. Üniversite eğitimi almıştım, ben iletişim mezunuyum, benim mesleğim gazetecilik, televizyonlarda yer aldım, program yaparım, habercilik yaparım, ajans haberciliği yaptım. Ne bileyim, film setlerinde çalıştım, reklam setlerinde çalıştım. Yani bir metropolde kendi kendime bir yaşam kurmaya çalışıyordum. Ama bunun yanında kendi edebiyatımla, kendi kültürümle, kendi kimliğimle ilgileniyordum. Ne zaman dahil oldum? Siyaseten, politik olarak Aleviliğin hilafına, özellikle de Aleviler elinde yapılan yanlışlara karşı çıkarak sadece fikrimi söylemeye çalışıyordum. Yine yazıyordum, çiziyordum, programlarımda söylüyordum. Bu benim üzerime görev olarak kalmaya başladı. O zaman madem biliyorsun, çok amiyane tabirle, çok biliyorsan gel demeye başladı insanlar. Ve dedelik üzerinden yapılan yanlışlara bir sinemeli ocağı mensubu olarak bir dakika kardeş, bunun dedelikle de alakası yok, alevilikle de alakası yok diye eleştirdiğim için bu iş görev olmaya başladı. Bundan kendi hayatımda aslında çok açık yüreklikle söyleyeyim, kendime dair bir kazanımım yok. Üstelik de çok kaybım var. Bu zaman böyle bir zaman. Biz de dedelik yapmak gayesiyle yola çıkmadık. Dedelik mevzusu bir soruna sahip çıkmak için mecburen katlandığımız bir pozisyon. Çünkü benim düşünceme göre ki benim kendimle birlikte sinemiyle ocağı mensubu olan değerli abilerim ve kardeşlerim de aynı şeyi düşünüyor. Dedelik bir makam mevki meselesi değil, bir hizmet meselesi. O yüzden çok böyle turab olmayı gerektiren bir şey. Bu bir toplum hizmeti. Ama bunun bir sürü meşakkati var. Şimdi toplumsal olarak buralarda yaşarken önce mekanlarımıza dair, sonra kendimize dair daha veremediğimiz, aradığımız bir sürü yanıt var. Bütün bu yanıtları dedelerden bekliyorsunuz. Böyle bir şey yok. Biz de diyoruz ki hizmet hak içinde ne zaman çağırırsa gidiyoruz eyvallah da bu yanıtları, bu cevapları biz birlikte arıyoruz. Dilimiz döndüğünce birbirimizle konuşarak muhabbet ederek ama bu yapıların kurumsal olarak bir işleyişi, bir kimliği oluşmuş değil. O yüzden bizim yapacağımız bir yere kadar. Bakın benim son 5 yılım çok açık bir şekilde söyleyeyim. Aile hayatım daha başta olmak üzere bütün hayatımı askıya almış vaziyetteyim. Siz olsanız yapar mısınız? Yapmıyorsunuz. Çoğumuz yapmıyoruz. Bir toplantıya giderken ya da Cem evinde bir etkinliğe giderken ya da dernekte bir şeye giderken işim var. Çok rahat. Peki bizim işimiz yok mu? Siz dedesiniz yapacaksınız. Özür dilerim ama ya yok ya derler insana. Niye? Çok özel oldu artık bu muhabbet. Buradan çıkmak istiyorum yani. Çünkü çok çok daha anlatacağım şeyler var ama gerek yok. Meramı anlatabildim herhalde. Yani bu zamandaki dedelik meselesi de sıkıntılı. Çok sıkıntılı. Dün bizim atalarımız bile zor mesele diyorlardı. Toplum iç içe yaşadığı halde. Bugün bu hakikaten ateşten gömlek falan filan değil. Onu çoktan aşmış. Burada oturmak çok büyük meşakkat. Onu söyleyeyim. Çok çok büyük meşakkat. Burada oturacaksınız mütemadiye. Bir sürü insana bir şey anlatmaya çalışacaksınız. Kolay değil. Gerçekten kolay değil. Bu bizim hepimizin ortak sorunu. Bu bir arayış. Beraber bulacağız cevapları. Bütün cevaplar bizde değil. Çok açık söyleyeyim. Bilgi birikimi olabilir. Başka bir şey. Ama bugünün kendine özgüsü. Soruları ve cevapları var. Dede dün eğitimsiz, kapalı bir toplumda evet her şey olabilirdi. Gerçekten de her şey olan dedelerimiz vardı. Yani niyazları hazır olsun. İnanılmaz
yetkinlikte dedeler vardı. Yani yeri geldiğinde doktordu, yeri geldiğinde öğretmendi, yeri geldiğinde liderdi. Atıyorum, aydınlatıcıydı, eğiticiydi. Her sorumuzun cevabını veriyordu. Ama şimdi ben bir gazeteciyim, uzmanlaşmışız. Benim şimdi dede kimliğiyle buralara geliyorum. Sağ olun, çağırıyorsunuz, değer veriyorsunuz. Ya ama şimdi muhatap olduğum talip kitlesine bakıyorum. Yani aralarında uçak mühendisleri var. Aralarında avukatlar var. Aralarında bilim adamları var. Tıp doktorları var. Akademisyenler var. Profesörler var. Ben o zaman ne anlatacağım yani Allah aşkına? Dünkü dedelik şeyinden başka. O zaman benim başka bir şey yapmam lazım. İşte benim başka bir şey. Israrla baştan beri vurgulamaya çalıştım. Anlatmaya da çalıştığım şey muhabbet. Tekrar o muhabbeti var kılmak. Biz o muhabbet etrafında bir araya gelmeyi öğrendiğimiz andan itibaren birçok sorunumuzu çözeriz. Buraya girerken diyorsunuz ki mesela dostum bir tane sordu işte ben çok cem gördüm ama böyle cem görmedim. Doğru. Böyle cem olmaz. Ya nasıl olur? Şu eşikten giren herkesin birbirinden razı olmasıyla başlar. Burada rızalık kavramı var. Bir tek hakkan istedi rızalık. Onu da gönül birliğiyle verdik. Peki, husumetlerinizi, kavgalarınızı dışarıda bırakıp geliyor musunuz buraya? Bu şu demek değil, sadece burası için bırakmak değil. Gerçekten orada bırakıp geliyor musunuz? Artık hayatınızdan çıkarıyor musunuz? Burası bir rızalık meydanı çünkü. Biz bu rızalık kavramını hayatımızdan çıkarmışız, yaşamıyoruz. Bir kere evimizde rızalık yok. Çıkarken eşinizden, çocuğunuzdan, ebeveynlerinizden rızalık alıyor musunuz hayata başlarken? Kendimizden razı mıyız? Önce o. Bu yol önce kendimizden, sonra ailemizden, karşımızdakinden ve toplumdan razılık ve rızalık üzerine yol. Aleviliğin en önemli aslında, Alevilik tam bir rızalık yoludur ya, tek cümleyi tamına deseler budur. Ama hayatlarımızda birbirimizden razı değiliz. Hepimizin kavgaları var. Birçoğu da incir çekirdeğini doldurmaz şeyler. 3 haftaya yakın Edinburgh'da Glasgow'da kaldım. Yani çektiğimi ben bilirim yani. Bir takım görüşmeyen arkadaşları görüştürmeye çalışmak. Geçti 3 haftam çünkü öyle rica ettiler. Aman Allah'ım yani. Sabahın 4'üne kadar konuşuyor. Nuh diyor, peygamber demiyor. Peki ya Levilik nerede o zaman? Nedir vazgeçemediniz diyorum. Şey. İnat. Bütün soruların cevabı bizde aslında diyorum ya, doğru bakmamız lazım. Bütün sorularımızın cevabı bizde. Ama kendimize nasıl bakıyorsa karşıdakine de öyle baktığımız ölçü. Thank you.
Kurbanlar tılanıp gül ben çekindi. Vahlet uykusundan uyana geldim. Dar kapı sancağı anda dikildi. Büryan büryan olup meydana geldim. Büryan büryan olup meydana geldim. Dar kapı sancağı anda dikildi. Büryan büryan olup meydana geldim. Evel eşiğine koydum başımı, koydum başımı. İçeri aldılar, döktüm yaşımı. Erenler yolunda gör savaşımı. Erenler yolunda gör savaşımı. Can baş veda edip kurbana geldim. Can baş veda edip kurbana geldim. Ol deme uyandı batın çerağı, batın çerağı. İçeri aldılar, döktüm yaşımı. Rehberim boynuma benzetti bağı. Üç adım ileri attım ayağı. Hoş kurban dediler, inana geldim. Üç adım ileri attım ayağı. Hoş kurban dediler, imana geldim. Ol demde uyandı batın çerağı, batın çerağı. Rehberim boynuma benzetti bağı. Üç adım ileri attım ayağı. Hoş kurban dediler, inana geldim. Dört kapı selamın verip aldılar, verip aldılar. Bizim huzurunu dedik geldiler. El ele el hakka olsun dediler. Henüz masum olup civana geldim. El ele el hakka olsun dediler. Henüz mahzun olup cihana geldim. Yolumuz 12 imam açı.
çıkar, imama çıkar. Mürşidi Muhammed, Ahmedi Muhtar. Rehberi Mali'dir, Sahip Zülfikar. Kulundur Şahiyar, divana geldi. Rehberi Mali'dir, Sahip Zülfikar. Bulundur Şahin ya, divana geldim. İshak, Allah Allah, Allah Allah, semahlar safayete, günahlar afayete, müminin demi ata, münkirin de kökü bata, hak için olan seyir için olmaya, semahlarınızdan şefaat bulasınız, bünyeleriniz sağlam, kavi, dallı budaklı olasınız. Gerçek enemlerin devine devranına, hüyü mümine yar. Eyvallah, cümlenin niyazı olsun. Kala Cemal Hakk'a hak Cemal'a Cemal Hakk'a hak Cemal'a Aşk-ı Sardan'a hayala Cemal Hakk'a hak Cemal'a Cemal Hakk'a hak Cemal'a İmam Hasan Gafar zehir hü İmam Hasan Gafar zehir Çarka bu tamam bu neşir İmam Hüseyin kendi bu pir Cemal Hakk'a hak Cemal'a Cemal Hakk'a hak Cemal'a İmam Zeynel Bakır Cafer Aşık'e kabun derbeder Bıka deme maka keder Cemal Hakk'a hak Cemal'a Cemal Hakk'a hak Cemal'a İmam Kazım'la divane hü İmam Kazım'la divane Rıza Hadane cihane Kusur pırnena meydane Cemal Hakk'a hak Cemal'a Cemal Hakk'a hak Cemal'a Şah dost imam taki naki hakka Aşık maşuk aşka şevka Demi hazır çırga paka Cemal hakka hak cemala Cemal hakka hak cemala İmam Hasan el Askariya hü İmam Hasan el Askariya Şah Muhammed Mehdi Gendiya Kul Aşık-ı Serdalıya Cemal Hakk'a hak Cemal'a Kul Aşık-ı Serdalıya Cemal Hakk'a hak Cemal'a Kul Fakir-i Sevdalıya Cemal Hakk'a hak Cemal'a
burada farkındayım ki birçoğumuzun alışık olmadığı aslında vereceğim şeyleri yapıyoruz. Çok yaşlılarınız bile çok yabancı gözlerle bakıyor. Uzun zamandır şehirlerde demin de söylediğim gibi cem kavramı içi boşaltıldı ve siz öyle şeyler bekliyorsunuz. Benim terennüm ettiğim, çalıp söylediğim şeyler sizin biraz önce bahsettiğiniz Sinemilli pirlerinin bize bıraktığı mirastan birkaç nefes. Büyüktaş'ın dede, İbrahim Han dede, Mehmet dede, Mehmet Yüksel dede. Hepsinin mekanı nur olsun. Toprakları bol, ruhları şad, devirleri daim olsun. Ama gönül isterdi ki böyle çok daha sıcak bir atmosferde hepimizin de içinde olduğu karşılıklı bu gençlerimiz gibi birçok dedemiz de olsaydı eskiden olduğu gibi o çalıp o bırakıp diğeri devam etseydi ve insanlar çok büyük bir düşü içinde o muhabbetin içine dahil olsalar. Oysa bizler maalesef günümüzdeki yaşam koşullarında geliyoruz buralara. Haşa tabiri caizse birer çalgıcı pozisyonunda bir şey icra etmeye çalışıyoruz. İnsanlardaki algı ve beklenti o. Ben ısrarla sizi muhabbete dahil etmeye çalışıyorum. Yoksa burada 12 hizmet teatral bir cem de yapabilirdik. Çok şükür bunu da yapabiliyoruz. Öyle bir sıkıntı yok. Ama bunun daha sıcak ve bize daha uygun bir muhabbet olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Sinemilli deyişlerin gereken her şeyi bizden önceki hak aşıklarının, hak ozanlarının söyledikleri ve bize miras bıraktıkları o nefeslerin ki onların tabiriyle bunların ismi ayetti, onlar ayet diyordu bunlara. Bunların aslında aradığımız bütün sorunların cevabını içinde barındırdığını düşünüyorum. Doğru dinleyip, doğru algılayıp doğru çözümlemekle alakalı. Biraz bizle ilgili. Onlara kulağımızı tıkamışız. Çocuklarımız bile bizim kültürümüzü dışarıdan, yabancı kaynaklardan öğreniyor. Bu sazla birer müzikal parça, türkü haline getiriliyor bunlar. İşte biraz önce de söyledim, yalan yanlış tekrar bize döndürülüyor. Ali'yi gördüm meşede diyor, bizim çocuğumuz da öyle oluyor. Yine de Allah razı olsun onlardan ki en azından ilgileniyorlar. Gerçekten çok takdir ediyorum onları. Bütün her şeyle rağmen. Hiç olmasa onlar kendi kültürlerine sahip çıkıyorlar bunu yaparak. Bu bile çok takdir edilecek bir şey. Şimdi artık bu monologdan çıkmak istiyorum. Ben söyleyip ben işitmek istemiyorum. Çünkü ben mütemadiyen konuşuyorum. Saatlerce de konuşabilirim. Artık onu da öğrendim politikacı gibi. Eskiden bu kadar konuşamazdım. Ama şimdi mütemadiyen konuşabilirim. Ben istiyorum ki siz de konuşun. Buyurun. Halil abi ben şunu soracağım. 1300 yıl önce yaşanmış bu cem törenlerimiz farklıydı. Şimdiki döneme getirdiğimiz zaman nasıl birbirine uyum sağlayacak? Yani her birimiz Avrupa'dayız. Ben ilk defa böyle bir cem törenine katılıyorum. İlk defa görüyorum. Küçükken katıldığımda işte yiyecek içecek falan içilmezdi. Ne bileyim bayanlarımız farklı otururdu, erkekler farklı otururdu. Onu şimdiye başlasa birbirine nasıl uyum sağlayacak? Yani bu bunun içinde biz nasıl çıkacağız? Eyvallah, tamam peki onu da konuşalım. Bizim 1300 yıl önceki cem cemiyet kavramını bilmem ama 50-60 yıl önceki cem cemiyet kavramını iyi kötü hatırlayanlarınız vardır. Abimiz dedi ki rahmetli Ağal dedenin bir ceminde bulunmuştum. Yaşım küçüktü ama daha yakın tarihlerde de.
Bir, burası klasik bir cem değil, baştan söyleyeyim. Burada bir muhabbet için bir araya geldik. Bize dediler ki, bana dediler ki, dede, bir toplanalım, gelir misiniz? Bir muhabbet edelim, eyvallah, gelirim tabii. Bir şeyler çalar söyler misiniz dediler, tabii dedim, çalar söylerim, sorun değil. Bu da bu anlamıyla aslında bir cemdir. Ama her cemimiz illa 12 hizmetli, bir müsaitli, bir görgülü, bir kurbanlı bir cem olmak zorunda değil. Bu da bir cemdir. Buradaki topluluk buraya ne amaçla geldi açıkçası bilmiyorum. Yani ben bana söylenen kısmıyla ancak konuşabilirim. Bana söylenen buydu. Toplumumuzda daha önce kahvaltıya çağrılmıştım. Ben kahvaltıya gelip sonraki etkinliklere yetişemem dedim. O zaman böyle bir şey yapalım. İnsanlarımız cumartesi gecesi gelsinler. Hem tanışırsınız hem söyleşiriz. Burası da bir muhabbet, bir söyleşme. İkincisi, kadın erkek ayrı otururdu noktası doğru bir nokta değil. Dün de öyle oluyordu işte, yanlıştı, bugün de yanlış. Biz burada can kavramı içerisinde iç içe oturmak zorundayız, öyle bir şey yok. Kadın bizim eş ve eşitimiz, bizim yanımızda oturmak zorundayız. Üstelik bizim anamız, bizi var eden. Şundan bir an önce artık sıyrılın, modern dünyanın göbeğindesiniz. Bu bıçağa yakışır bir görüntü değil. Dün de katlanamadığımız bir şeydi, bugün zaten hiç izahı yok. Kadınımız bizim başımızın tacı, ama toplumumuzda cem oluyor ise burada erkek dişi yok, kişi var diye bakarız, can diye bakarız. Dolayısıyla bütün canlarımız burada sadece candır ve bizim hep iç içe bir arada oturmamız gerekir. Dün sandalyede de oturmuyorduk, bugün öyle oturuyoruz çünkü dün sandalyelerimiz yoktu. Bugün artık sandalye dışında oturamıyoruz, böyle de bir şey var. Bu anlamda Alevilik, şekilsellik ve biçimsellikle kendini sınırlayan bir şey değil. Yaşamla her zaman uyumlu olan bir şeydir. Yaşamın hilafına olan bir şey de Aleviliğin içerisinde olmaz. Kendini o anlamda yaşadığı coğrafyaya, yaşadığı çağa, yaşadığı topluma uyarlar. Dün yaşamımız gereği yaptığımız günlük alışkanlıklarımız, ritüellerimiz bugün terk etmiş vaziyetteyiz. Bugün farklı bir formda yaşıyoruz. O zaman bugünün Alevi'liğini yaşıyoruz demek. Yaşamalıyız. Bu anlamda bir görgü cemi değil, bir müsaitlik cemi değil, bir ikrar alma verme cemi değil. Burada bir dar yok, idar yok. Dolayısıyla 12 hizmetler yok. Sadece kendi içimizde yaptığımız bir, nasıl evlerimizde bir araya gelip muhabbet ediyorsak burada da ediyoruz. Ha, bunu çalma söyleme şeklinde renklendiriyoruz. Bir hoşluk paylaşmaya çalışıyoruz. O anlamda bir klasik cem olarak zaten düşündük. Evlerimizde değil, burada bir araya gelmeyi tercih ettik. O anlamda küçük bir muhabbet olarak düşünün bunu. Tamam, bizim canlarımız sıkışmış, yani ayakları uyuşmuş, minik bir ara istiyorlar. Erenler sefasını ere diyorum kendilerine. Estağfurullah, kusur yok, kusur görende. Gençler bu sazı, sohbeti almadı müddetçe biz işimiz tamamen çek. Buraya gidiyoruz.
Avrupa'da sadece değil, İstanbul'da. Senin işlere cemine hatırlıyor. Sen de tamam, işlere gel. Genel öyle. Mesela İstanbul'un sen orası tatlı tatlı olması gerekir temizlik için. Ama çok acıydı. Öyle bir toplumda, öyle bir cem olacak bir Alevi toplum kültüründe olmamış. Gençlik zaten. Ama işte burada nasıl gençliği bir araya getirdi. Bunun çözümü ne olacak? Biz bunu konuşalım. Zaten bizler geliyoruz. Önemli olan gençlerimiz. Doğru. Yani ama önce şunu sorayım ben. İlk sözde bir siz gençlerinizle ne kadar bu mesele çerçevesinde doğru ilişki kurup doğru konuşuyorsunuz? Sadece polemik olsun diye söylemiyorum. Yok yok. Ben soruyu anladım. Vermedim bir şey. Ama niye vermediniz? Bu sorunun cevabı sizde. Bilmiyoruz. Şöyle biraz önce dedik ki ben Cem gördüm, Cemiyet gördüm, Lokma'yı gördüm. Ablacığım ben anladım. Bu Cem'lere katıldım, daha lider gördüm, şunu gördüm, bunu gördüm, sabahları gördüm. Peki buradaki Cem evlerinde insanlar mesela gençlere eğitme noktasında sıkıntı yaşıyorlar. Bunu bilmiyorlar. Siz de bu Cem evlerine gidip ya ben bunları biliyorum, bunları paylaşmak istiyorum diyor musunuz? İş biraz oradan başlıyor. Bunda biraz diretmek lazım. Bir dakika ya semah öyle dönülmez, böyle dönülürdü diyeceksiniz. Benim oradaki semah böyleydi diyeceksiniz. Benim oranda, orada lokma şeyi, erkanı böyle yapılırdı diyeceksiniz. Cem böyle yapılırdı diyeceksiniz. Şimdi buradan çıkacak o bizim ihtiyacımız olan bilgiler, birikimler. Ondan sonra bizim gençlerimiz aslında soruyorlar da. Neyi soruyorlar? Aleviliği soruyorlar. Ne olduğunu soruyorlar ama doğru cevap alamayınca genç ikinci kez sormaz. Ya da tatmin olmasa sormaz. Ya da doğru ve güzel bir şey görmezse paylaşacağı ilgilenmez. Biz hem aktarmadığımız gibi hem de aslında onların modern dünyanın göbeğinde yaşayan son derece maddi bir hayat yaşıyorlar. Bu dünyaya dair bir şey yaşıyorlar ve biz bu rafayla doldurmaya çalışıyoruz. Ne kadar doğru, yanlış aslında gençlerden ziyade bizden. Bir de mesela her yerdeki ortak soru, gençlerimiz gelmiyor, ilgilenmiyor, ne yapacağız? Ne yapmalıyız? Tamam peki, soru güzel. Ama soru tersten sorulması gerektiğini soru. Bir tek burada değil ki, İstanbul'da da soruyorlar, işte biliyorum başka yerlerde de soruyorlar. Almanya'da da soruyorlar, Fransa'da da soruyorlar. Diyorum ki bakın, bir dernek kurmak, dört duvar arasında bir şey inşa etmek yetmez ya da cemevi yapmak meselemizi çözmez. Benim bir mekanım var ya da bir yerim var, önemli değil nasıl bir yer olur ama soruyu şöyle soruyorsun. Genç buraya niye gelmeli? Ya da ne yapmalıyım ki genç gelsin? Bu soruyu gence de kendime, gence niye gelmiyorsun diye bin kere sorun fark etmez ki. Gelmez ya, ilgilenmez. Ama genç niye gelmiyor ya da neden gelmeli, onun benim bulmam gereken bir cevap. Onun için de önce biraz önce dedim ki gençlerimiz ve çocuklarımızı tanımamız lazım. Çağı tanımamız lazım. Bunun için de bize çaba düşüyor. Genci bağımsız bir birey olarak görüp, onun istek ve arzularını doğru telakki edip, yani onu kırmadan tartışamıyorsak, muhabbetimiz içerisine katamıyorsak, zaten sorumuz da başlıyor genç dedik ki. Kuru kuruya öğüt dinlemeyi sevmez gençler. Yaşı itibariyle öyledir. Sevmez. Hiçbirimiz sevmedik. Bana pratik hayatında göstermesi lazım ama. Bir de gençler ve çocuklarımız rol model denen bir kavramla hareket ederler. Yani benim, mesela şöyle ben, affedersiniz pofur pofur iki paket sigara içiyorum ve çocuğuma diyorum ki sigara içme zararlı. Bir kıymetli harbiyesi var. Ben yaşamımda ve hayatımda göstermeliyim.
Hiç kitapla ilişkim yok. Çocuğumu işte sıkıştırıyorum illa oku diye. E ben okumuyorum ki. Evde kitap yok. Evde kütüphane olmalı. Benim elimde kitap görmeli. Ve etrafında sürekli kitapla haşır neşir olmalı ki çocukta bir kitap okuma isteği, ilgisi. Ha bir dakika ya şuna ilgileneyim, ilgisi uyansın. Evimizde kitap yok. Birçoğumuzun evinde kitap yok. Olmayan bir şeyi istemeye çalışıyoruz. Önce biz yapacağız ki isteyelim. Böyle bir şey. Yani soruların cevapları oradan başlıyor. Bize düşen sorumluluklar. Onun için diyorum, bir mekan kurmak yetmez. O mekanın içindeki her şeyi siz kurgulayacaksınız ve sonuna kadar da sahip çıkacaksınız. Cem evinden bir şey mi talep ediyorsunuz? Gidin yakalarına yapışın. Sonuna kadar talep edin. Federasyon sizin, yani sizin diyelim ki dışınızda bir şey mi yapıyor? Gidin talep edin. Ama yapıyı kuruyorsunuz, ondan sonra ilgilenmiyorsunuz. Bugün cem evleri birer küçük, ya birkaç yaşlının bir araya geldiği, vakit geçirdiği bir yer ya da bazı yerlerde de kahve gibi. Bazı derneklerimiz çoğunlukla öyle değil mi? Ya kağıt oynanıyor ya bilmem ne oynanıyor. Açıklaması da gayet basit. Başka türlü gelmiyorlar. Yanlış. Doğru cevap değil yani. Doğru cevap değil. Bizim dışımızdaki cemiyetler nasıl çözüyor bu işi? Bu konuda da kafa yormuyoruz. Sadece söylüyoruz. Ya onlar nasıl yapıyor da biz yapmıyoruz deyip mahvediyoruz. Başka bir şey yapmıyoruz. Her sorunun cevabı, soru önce bizden başlar, cevap bizden başlar. Kendimize sormamız lazım. Önce. Buyur efendim. Efendim, şöyle bu şu anda konuştuğumuz genel konularla ilgili bazı fikirlerimi söylemek istiyorum. Herkes diyor mu arkadaşlar? Şimdi şöyle bir şey var. Burada ufak çocuğu olan herkes biliyor. İngiliz okullarında 7-8 yaşında ilkokula giden çocuklar her sene müsamere yaparlar ve o müsamerelerin birincisi nedir biliyor musunuz? Hazreti İsa'nın doğuşuyla ilgili bir müsamere yaparlar. Ondan sonra Türkiye'de özellikle bu AKP hükümetinin eğitim sisteminde yaptığı bir değişiklik var. 4+4 Şimdi burada ilk 4'ten sonra bir din eğitim amaçlı. Ki bu hangi yaş grubuna denk geliyor? 9-10 yaş grubuna denk geliyor. 6'da başladığı zaman 10 yaşına kadar gidiyor. 10 yaşından sonra 14 yaşına kadar bir din eğitim vermeye çalışıyor. Şimdi burada gelmek istediğim nokta şu. Şimdi biraz önce işte konuşuyor ya, bu soru her yerde bizim karşımıza çıkıyor, soruyoruz, biz de soruyoruz. Neden gençlerimiz gelmiyor? Şimdi aslında bu sorunun cevabı burada. Bir insan dini eğitimi hangi yaşlarda kavruyor? Ya da dine hangi yaşlarda sen bir çocuğu ya da bir bireyi yönlendirebilirsin? Şimdi burada bireylere düşmüyor bu ya da böyle bir şeyi yapmak. Bizim gibi Alevi toplumları gibi devlet desteği arkasında olmayan, ondan sonra tamamen kurumlaşmamış, işte dediğiniz gibi 70'lerden bu yana dağılmış bir toplumun işte liderleri, önderleri, kanaat önderleri, din önderleri, sizin gibi insanlar dağılmış. Kendi toplumlarıyla kopukluk yaşanmış bir 30 yıl, 40 yıl. Şimdi böyle bir şeyde dedelerin de artık belli bir şeyi, etkisizliği yaşandı. Şimdi böyle bir durumda gençleri, özellikle 15 yaşından büyük gençleri buralara çekmek öyle kolay bir şey değil. Hiçbirimizin, hepimizin gençleri var ve buralara biz getiremiyoruz, getiremeyiz. Bunu birkaç sene önce Elbistan'da Aziz abiye de söylemiştim Cem Öğret Başkanı'na. Bunun şeyi, büyük noktası, anahtarı 7 ile 10 yaşı arasıdır. Biz o yaşta, mesela şu anda 5-10 tane çocuk buralarda dolaşıyor. Aslında o çocuklar hiçbirinden rahatsız olmamamız lazım. Çünkü o çocuklar burayı tanıyor ve bunların, bu derneğin ya da böyle bir derneğin, ki aynı şey cem evinde de geçerli,
bundan sonra yürütecek olan kişiler, bireyler, bunlar 20 sene sonra bu çocuklar olacak. Çünkü böyle bir toplumu görüyorlar, böyle bir şeyi yaşıyorlar, yaşayarak öğreniyorlar. Şimdi o yüzden gençlerden fazla bir şey beklemek doğru değil. O gençlere o şeyi, kültürü vermenin yaşı 8, 9, 10, 11, 12, 13 yaştır. 14 yaş bile çok yüksek, 12 yaş bile çok yüksek. O yaşlardaki çocuklara biz, bu iş biraz sizlere düşüyor, dedelerimize düşüyor. Bilmiyorum sizin Türkiye'de böyle bir kuruma bağlılığınız falan var mı? Bizim o kurumlarımızın bu tür şeyler hakkında araştırma yapması lazım. Daha doğrusu araştırmadan ziyade çalışma yürütmesi lazım. Cem evlerinin bu konuda işte Esrafil'in yaptığı örneği verdiniz. Okullarda alevlik dersleri veriliyor. Şimdi biz doğru şeyler veriyoruz. Yani bulmamız lazım. AKP hükümeti neden o ilk dörtten sonraki 4 yaş grubuna kendi dinini sokmaya çalışıyor? Çünkü o yaşta verdiği şeyi bir daha çocuk unutamıyor. Ve o yaşta çocuğu etkiliyor. Biz o yaş geçtikten sonra çocuklarımız niye gelmiyor? Gelmez çünkü biz o yaşta kaçırmışız, o yaşta başka şeyler öğrenmiş çocuk. Ve biraz önce Hasan öyle söyledi, aramızda eşitler var. Olması normal çünkü açık bir toplumuz. Türkiye'de de öyleydik, burada da öyleyiz. Herkese biz hoşgörüyle bakıyoruz, kimseyi art niyetle görmüyoruz, kapalı değiliz fazlasıyla. Öyle olduğu zaman içimde her türlü şey giriyor. Ve çocuklarımızı da alıp bir götürüyor. Şimdi o yüzden yani biz bu derneğe mesela işte biraz önce Hasan söyledi, belli sahadaki insanlar gelip gidiyor. Ve belli insanlar çocuklarını buraya getiriyor. Büyük çocuklar zaten gelmiyor, gelmesi de mümkün değil. Şimdi o yüzden yani benim söylemek istediğim dedeler kurumu ya da işte Türkiye'deki birçok değişik kurum, Cem Vakfı ya da öbür alemi kurumları, işte Avrupa'da, Almanya'daki federasyon bu konuda büyük çalışmalar yapıyor, okullara bu alemlik derslerini koyuyor. Burada işte yeni bazı okullar çalışmalar yapıyor. Yani biz çocuklarımızı o yaş grubunda kendi dinimizle tanıştırmazsak, sizin de dediğiniz gibi sadece söylemek de olmuyor. Yaptığımız şeylerle o çocuklarımıza onu gösterebiliriz. Kendimiz oruç tutabiliriz. Ondan sonra belli günlerde işte günümüzde gerektiği şeyler öğrendiğimiz ya da bildiğimiz kadarıyla onlara verebilirsek, sen onları şu anda görmüyorsan dahi 15-20 sene sonra çocuklarında onu görebilirsin. Yani direkt söyleyemiyor ya da onu sana ben bunu öğrendim demiyor ama belli bir süre sonra onu şey yapar. Yaşar, şey yapar. Demek istediğim şeylerden bir tanesi de siz dedeler olarak işte bazı şeylerde işte hep başka dinlerden örnek veriyorum. İşte bir cami hocası oturuyor bir cuma günü, her cuma günü fetva veriyor. İşte insanları, sonuçta bu bir toplumsal mühendislik şeyidir. Yani belli konularda bir konuda bir şey açıyor ve kendi toplumuna onu defalarca anlatıyor. Ve onu o şekilde ikna ediyor. Bizim de Avrupa'daki kuşaklarımız bir işte kendi toplumundan, kendi memleketlerinden uzaklaşıyor. Şimdiye kadar böyle bir çalışma yoktu. İşte dedelerimizden ya da kendi dinimizden uzaktık ya da yoktu. Şimdi yeni insanlarımız ilgi duymaya başlıyor. Ya da o eksikliği hissetmeye başladık ve böyle bir şeyin içine girdik. Sizden ricamız böyle bir misyon edinilirse ve kendi işte böyle ufak bir toplumda dahi insanlarımızın, kuşaklarımızın kaybolmaması için bu ne yapılabilir? İşte bir Afrikalı aile bile en ufak bir fırsattan çocuğunu alıyor, kendi memleketine götürüyor. Amerikalı aynı şekilde, Çinli aynı şekilde. Yani biz de kendi insanlarımızı, kendi çocuklarımızı, kendi topraklarımızdan, kendi köklerimizden koparmamak için ne yapabiliriz? O kuşakların kaybolmaması için ne yapabiliriz? Bunlar biraz da bizim dini kanat önderlerimize, sizlere vereceği mesela burada bir sıradan bir insan bir şey söylediği zaman belki çok dikkate alınmaz ama sizin söylemeniz daha önemsenir, daha insanlar tarafından belirtilir. Yani bu konuda size de biraz sizin gibi dedelerimize, kanat önderlerimize de görev düşüyor.
Eyvallah, yani zaten hasbel kadar yapmaya çalıştığımız hep öyle şeyler, yani gittiğimiz yerlerde bize bir soru sorulduğunda birlikte en doğru cevabı bulmaya çalışma muhabbeti o yüzden önemsiyoruz. Dediğin şu şeyler çok doğru. Bu şey meselesi, ben de her bulunduğum cemde ya da cemiyette ya da işte muhabbette küçük çocukları çok önemsediğimi söylüyorum. İnsanlar onların yaramazlıklarına bazen tahammül gösteremiyorlar. Diyorum ki, onlara dokunmayın çünkü onlar kendi arzularının hilafına olurlar. Yani onları zorla getiriyorsunuz ya da mecbur olduğun için.